Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahillezî ferada aleyna siyâme şehri Ramazan. Ve salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammed ellezî senne lena kıyâme şehri Ramazan. Bizlerge Ramazan ayı rozasını tutmakını farz kılgen Allah Teala'ya hamdü senalar bolsun. Bizlerge Ramazan keçelerini bedar utkazmakını sünnet kırgen Muhammed Mustafa'ya salavat ve selamlar bolsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve inşi'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Allah Subhanahu ve Taala'nın dini İslam güzel huluklar dini hesaplanadı. İnsaniyatni güzel ahlaklı bo'lishga chorlash uchun yuborilgan din hesaplanadı. Bu dinni payg'ambari Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge Allah subhanahu ve ta'ala'nın özü Kur'an-ı Kerim'de hitap kılıp Euzu billahi mineşşeytanirracim ve inneke le'ala hulukin azim degen. Yani elbette sen büyük hulktesen. İslam'ın nebisi Muhammed aleyhissalatu vesselam Kur'an-ı Kerim tasdiki bilen büyük hulk egeleri ekerligi ushbu ayette elan kılınmakta. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam özleri hadisli şeriflerinden biri de etediler ki اِنَّمَا بُعِثْتُ لِيُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ Elbette min keremli ahlaklarını tügel kılış için yubarırken ben. Yani o zat geçavur hem dünyada yakşı ahlaklar bugün, yakşı huluklar bugün, lakin tügel bulmayan. Bizi Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem insaniyetini, güzel huluklarını tüle töküs kılış için, batamam kılış için, insaniyetke husnu huluktan yetedigen nimetlerini tügel buluşu için yubarılgan zat ekenliklerini özlerinin hadisleri de ana şunu da bayan kıladılar. Hop, özü huluk ne mi? Huluk, insandaki bir tabiat bulup, yakşı ya ki yaman buluşu mümkün sıfat hesaplanadı. Kadimden adamlar insanın ahlakı anadan tuğulganı da birge koşulup tuğuladı mı? Ya ki tuğul vagenden keyin hayat devamı da özü o hulktan bu hulktan örnek alıp yakşı hulklik ya ki yaman hulklik bop kaladı mı? Degen savalını ortaya koyup türlüce bahs kılgeller. Bazı taifeler insan balası anadan tuğulganda hulku o bulan koşulup tuğuladı. Keyinçelik hiç nese kalmaydı. Anasından kanday tuğulgan bosa şunday devam etedi. Tuğulganı da onge yakşı ahlaklar koşulup tuğulgan bosa yakşı ahlaklı adam boladı. Yaman hulk bulan tuğulgan bosa yaman hulkli adam boladı. Deyişken. Başka bir taifeler bosa yok. İnsan balası anasından tuğulgan da musaffa ravuşta tuğuladı. Keyinçelik hayatı devamıda organış, talim alış, mashq qilish, ibrat olish kabi vositalar orqali go'zal xulqli bo'ladi yoki yomon xulqli bo'ladi deyishgan. Bizning dinimiz ta'limoti bo'yicha esa o'sha avvalgi ikki aytilgan gap ham to'g'ri emas. Bizning dinimiz ta'limoti bo'yicha inson ota-onadan tug'ilib u dunyoning yuzini ko'rganda
otasidan, onasidan ularni ba'zi xulqlari o'tadi, irsiyat orqali. Ana shular bilan tug'iladi. Keyinchalik katta bo'lish davomida tarbiyani ta'siri ostida yaxshi tarbiyalansa, yaxshi xulqlari rivojlanib, mukammal bo'lib, yaxshi axloqli odam bo'ladi. Tarbiyasiz qolsa va axloqsiz tarbiya olgan bo'lsa, asta-sekin shu axloqsizlik taraflari kuchayib, axloqlilik taraflari susayib, axloqsiz odamga aylanib qoladi, deyiladi. İmam G'azali o'sha avvalgilar bilan tortishib aytadilarki, sizlar bir nazar solib qaranglar dunyoga. Odamlar otni o'rgatishadi. Otni o'sha o'zi xohlagan narsaga o'rgatishadi. Qana qilib odamni o'rgatish mumkin emas. Shuning uchun axloqqa alohida e'tibor berishimiz kerak, deydilar. Ana ruhiy tarbiya mashoyixlari asosan shu dinni axloq tarafiga e'tibor beradigan zotlar hisoblanadi. Axloqni go'zalini targ'ibot qilib, yomon axloqlardan mu'min musulmonlarni qaytarish bilan shug'ullanishadi. Ana shuni oqibatida mu'min musulmonlar asta-sekin yaxshi xulqlarini ko'paytirib borib, yomon xulqlarini ozaytirib, yo'qotib borib, husnul xulqli go'zal insonlarga aylanadilar. Mana shu haqiqatlar, mana shu haqiqatlar mu'min musulmonlarni doim yodida bo'lishi kerak. Yaxshi axloq tomon yurib, yomonlaridan chetlanish payidan bo'lmoqliklari kerak. Buning uchun Qur'onda, sunnatda, ya'ni Rasululloh alayhissalotu vasallamning hadislarida va shariatda shu husnul xulqqa chorlovchi, yomon xulqlardan qaytarib odamlarni to'g'ri yo'lga soluvchi ko'pgina oyat, hadis, ta'limotlar kelgan. Shularni hammasini o'rganib chiqib, ulamolarimiz aytadiki, mu'min musulmon banda uchun yaxshi xulq hosil qilish uchun urinish, xulqini go'zallashtirish uchun urinish farzdir. Farz. Namoz, roza, zakot farz bo'lgani kabi yaxshi axloqli bo'lish, go'zal xulqli bo'lishga urinish, shu narsalarni o'rganish, yomonidan chetlanish hammasi har bir mu'min va mu'minaga farz amal hisoblanadi. Mana shuni qilmog'i kerak. Xo'p, go'zal xulq insonning ziynati hisoblanadi. Doimo shu go'zal xulqni orqasidan paydan bo'lib yurmoq musulmonning vazifasi ekanligi aytildi. Rasul akram alayhissalotu vassalom aytadilarki, odam bolasi go'zal xulqi bilan kechalari bedor bo'lgan, kunduzlari roza tutganlarning martabasiga erishishi mumkin. Mana hozir kunduzi roza tutyapmiz. Ajr savob olish, Allohning roziligini topish, Allohga qurbat hosil qilish ma'nosida. Kechurunga kelib, taroveh namozida xatmi Qur'on qilyapmiz. Bundan ham maqsad nima? Allohning roziligini topish, savobni ko'proq ishlash, Allohga yaqinroq qurbat hosil qilgan bandalaridan bo'lish. Shu roza va nima namoz ibodatlari, insonni bedor bo'lib o'qilgan namozlari shunday Allohga yaqinlashtiradigan bo'lsa, inson o'sha go'zal xulqi bilan ham yaqinlashishi mumkin ekan. Odamlar bilan shirin muomala qilib, go'zal axloqda bo'lib, yomonidan chetda turib boraversa, ana insonni fazilati oshadi, ajri, savobi ko'paytiriladi va Allohga qurbat hosil qilish imkoniyati kengayadi. Rasul akram alayhissalotu vasallam aytadilarki, tabassumuka fi vajhi akhika sadaqatun. Birodaringni yuziga kulib boqishing, tabassum bilan boqishing ham sadaqadir. Ana ko'rganda tumtaymasdan, qovoq solmasdan, teskari qarab ketmasdan qarshisida turgan birodariga tabassum bilan qarab qo'ysa, o'sha odamni yuragi yorishib, u ham tabassum qiladi. Ana bir mu'minni qalbiga surur kiritganligi uchun tabassumi sadaqani o'rnida yozilib, ajri savobi ko'payadi. Alhamdulillah, ulamolarimiz shu Qur'oni Karimdagi
Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek hadislerindeki ahlaka ait barcha ayet ve hadislerini o'rganib, dünyanın ahlak babıdaki kitaplarına tolgozib taşlaşkeller. Her bir hulkunu alohida o'rganib, mana shu hulkunu hasır kılıç için nima kılıç gerek? Yomon hulklarını alohida o'rganib, bulardan kutuluşunu yolu qayoqda, qana qilib kutuladı bundan? Kabi savollarga cevaplar izlashgan. Ana o'sha demek kitoblardan o'qib o'rganib o'zimizni demek go'zal huquqlarimizni ko'paytirib, borlarini yana rivojlantirib, mustahkamlab borishimiz, yomon huquqlarni asta-sekin muolajasini qilib yo'q qilishga harakat qilishimiz kerak. Yaqin yillarda bir guruh ulamolar to'planib Nazratun Naim fi Akhlaqi Nabiyil Karim degan katta ensiklopediya qilishdi. Katta hajmdagi 10 jildlik kitob. Bu Rasul-i Akram alayhissalatu vasallamning axloqlarini demak majmuasi hisoblanadi. Shunda Qur'onda kelgan, hadisda kelgan, islom ta'limotida kelgan yaxshi yomon axloqlarni hammasini jamlaganlar. Yomon axloqlar 161 ta ekan. Yaxshilari 200 nechta? 200 dan ko'p, 7 tami, 8 tami shunaqa. Ana o'shularni hammasini olib qator qilib har birini sanab chiqqan. Misol uchun sabr nima? Lug'atdagi ma'nosi nima? Ulamolar uni qanday ta'rif qilishadi? Sabr haqida nechta oyat kelsa hammasini yozishgan. Sabr haqidagi hadislarni yozishgan. Keyin sabrni qanday hosil qiladi? Uni yozishgan. Undan keyin sabrni insonga beradigan foydalari qilib juda katta bir demak ensiklopediya bo'lgan. Katta bir axloqlarni ensiklopediyasiga aylangan. Mana shu narsalarni demak asta-sekin o'rganib boraversak yaxshi bo'ladi. Yomon axloqlarni ham shunaqa muolajasini qilishgan. Yolg'onchilik, kazzoblik, chaqimchilik yoki shunga o'xshagan mana olaylik g'ibat kabi yomon xulqlarni ham alidaqa ta'riflashib boshqacha, misol uchun g'ibatni lug'atdagi ma'nosi o'zi yo'q odamni gapirish. Ya'ni g'oyibdagi kishini gapirish g'ibat deyiladi. Shar'iy ta'rifi o'zi yo'q odamni orqasidan yomonlash g'ibat deyiladi deydi. G'ibatni ta'rifini Rasul akram alayhisolatu vasallamni bir buyuk hadislardan to'liq kelganligini ko'ramiz. Odamlar Rasuli Akram alayhissalotu vasallamning huzurlariga kelib so'rashdi. Ya Allohning rasuli, g'ibat nima? Deyishdi. Shunda u zoti va barakot aytdilarki, g'ibat o'z birodaringni uni orqasidan yo'g'ida yomonlashing. U yomon ko'rgan narsa bilan eslashing dedilar. Haligi odam yana so'radi, o'sha men zikr qilgan narsa birodarimda bo'lsa-chi? Ana o'sha bir yomonlovdim, yomonlik o'sha birodarimda bo'lsa-chi dedi. O'sha birodaringda bor narsani yo'g'ida gapirishing g'ibat bo'ladi. Borini gapirishing g'ibat bo'ladi. Xudo ko'rsatmasin, agar yo'g'ini gapirsang, u tuhmat bo'ladi dedilar. Ana bir odamni o'zi yo'g'ida yomon sifati bor sifati, shu odam yomon, mana shunday yomoni bor deb gapirsa, bu g'ibat bo'lar ekan. O'sha odamda yo'q sifatni bor deb gapirsa, bu tuhmat bo'ladi, bu juda katta gunoh bo'ladi endi. Ana Rasul akram ana xuddi shunaqa qilib haligi ulamolarimiz o'rgatishgan. Ta'riflashgan, g'ibat nima desa, hozir biz o'rganib qolganmiz, g'ibat emas sifati deb gapirilaveradi. Lekin o'sha g'ibat emas sifatini gapirish g'ibat ekan o'zi. Ha? G'ibat qilib yo'q narsani to'qsak, unda u odamga bo'xton to'qigan bo'lamiz ekan. Bu g'ibatdan ham katta gunoh bo'ladi. Ana endi o'sha g'ibatdan qana qilib qutuladi desa, ulamolarimiz aytadiki, avvalo aqidasini mustahkamlaydi. Alloh ko'rib, bilib, hisob kitobini qilib turganini doim yodida tutadi. Shunda harchonki g'ibat qilgisi kelsa, Alloh ko'rib turibdi degan o'zidagi tushuncha ishga tushadi-da, uni qo'y g'ibat qilma deb to'sadi.
G'iybat qilib qo'ygan bo'lsa-chi? G'iybat qilib qo'ygan bo'lsa, tavba qiladi. Tavba qilib, afsus nadomat chekadi, ikkinchi shu g'iybatni qilmaydi. Agar o'shini g'iybatini g'iybat qilingan odam eshitsa, deydi ulamolar, g'iybat qayerda g'iybat qilgan bo'lsa, o'sha yerda yana borib, qaytib borib, o'sha majlisga kirib, men sizlarga falonchini g'iybatini qildim, aslida u odam yaxshi ekan deb uni maqtab keladi. Tavbasini ichiga shu ham qo'shiladi. Ana bu odamni o'zidan nima uzr so'raydi. Bu odamga yetib bormagan bo'lsa, hamma yog'ini qiladi-da, Allohga istig'for aytib, gunohini kechirishini so'raydi. İkinci marta g'iybat qilmaydi. Mana shu tarzda oson yo'l bilan hammamiz o'zimizni yomon hislatlarimizni ro'yxatini qilib olsak-da, sekin-sekin mana shularni muolajasini qilaversak, Allohning kuni ko'p, bitta, ikkita, uchta yo'q bo'lib boraversa, o'zimizda yo'q hislatlarni sekin-sekin tushunib, shuni o'zimizga joriy qilib, o'zimizda o'sha sifatlanib bizi ajralmas bir nima vasfimizga aylanib qolishiga urinaversak, juda katta ish bo'ladi. Ko'p yomonliklardan qutulib, juda katta yaxshiliklarga erishamiz. Husnuxulqli bo'lsak, haligindek namoz o'qib, roza tutganlar erishadigan darajalarga, qurbatlarga, boshqa holatlarga erishishimiz mumkin bo'ladi. Mana shu narsalarni o'zimiz tushunamiz, oila a'zolarimizga tushuntirib, bolalarimizni tarbiyasida ham mana shularga e'tibor berib boraversak, inshaalloh go'zal axloqlarimiz ko'payib boradi, yomon axloqlardan qutulib boramiz. Hammamiz bir-birimiz bilan do'st, yor, birodar, haligi ko'ngil xiraliklardan chetda bo'lib yashab borishimizga Alloh taoloning o'zi yordam beradi. Alloh subhanahu va taolo bizlarni barchalarimizni husni xulqli bandalardan bo'lishimizni nasib etsin. Yomon axloqlarimizdan qutulishimizda o'zi yordamchi bo'lsin. Hech birimizda birorta yomon axloq qolmasligini Alloh taoloning o'zi ta'minlasin. Go'zal xulqimiz bilan xulqlanib, yori do'st birodarlarimiz bilan, hamjamiyatlarimiz bilan axloqli muomalalarda bo'lib, ajr savoblarini ko'plab olib, Alloh taologa qurbat hosil qilib borishimizda Alloh taoloning o'zi yordamchi bo'lsin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika. Ya Rabbi alamin.
özüm okurken üşbü tedavata Kur'an sevabıdan ötken barca mumun umumunatlarını bahremant eylegin. Susan bizden aziz vatanımızdan ötkenlerine, üşbü daha'dan ötkenlerine, bu aziz mescidini kurup ötkenler, verde ibadet kılıp ötkenlerine, hazırda acizane kollarını özünge uzatıp, iltica bulan dua kutturgan bandanelinden ötken azizlerini, hemme hemmelerini bahremant eylegin. Alarını gariki rahmet, şahisteyi cennet kırgın, kabirlerini münavvar eyleb, ahiretlerini abad kırgın. Kalganlarını berçelerini, hususen üşbü cemaatte, büyük Ramazan ayının keçelerinin birinde, teravih namazıda uzayını kelamini hatim kılarak, irtica bulan, dua umudu da, dua kabul buluşu umudu da uzayınca kul uzatıp dua kıptırıpmız, Allah bu dualarımızı uzun kabul eylegin. Berçelerimizi, aile azalarımız, bura çakalarımız, kavmi karındaş, yarı dost, biraderler bilen, sağ selamet, inşaman kırgın, türlü bala afetlerden, havfı hatallerden uzun esregin. Umrumuzga, rızkımızga, kesbimizga bereke vergin. Allah büyük Ramazan ayıda umut bilen tutuyatken rozalarımızın dergahinde kabul eylegin. Bu rozalarını, acrini, sevabını köpeytirip vergin. Ahirette özümüzge şefaatçi bulup, cennetke kolumuzdan yeterek girişini nasip etkin. Geceleri bedar bulup, teravih namazıda kılıyorken hatmi Kur'anlarımızı hem özün dergahinde kabul eylegin. Kur'an-ı Kerim'ni bu dünyada bizge hidayet çıkırgın. Ahirette şefaatçi buluşunu nasip etkin. Hatmi Kur'an'daki tilavatını her bir harfige köpeytirip, acir sevaplarını yazıp bitkin. Parvardigara daima ana şundaki acir sevaplarına ege bulup yürüyüşümüzde özün yardımcı bulgun. Allah özünden yalvarıp sorayımız, berçe işlerimizin asan buluşunu, ravan köçüşünü, hayır berekede buluşunu nesip etkin. Kesifkardaki azizler, dihkarlar, çarvadar, ticaretçi, hemme hemmelerini, minnetlerini, semeresi, murkul buluşunu nesip etkin. Dasturhallarını tökün saçın kırgın, turmuşlarını feravan kırgın, tinçlikte, amanlikte, hayır berekede, birbirleri bilen dost, yar bulup yürüp, özünü ibadetinde sabit kadem buluşlarını nasip etken. Allah, özünden yalvarıp sorayımız, bemarlarımızın berçelerine şifayı kamul vergin. Müşkülü varlarının müşkülünü asan kırgın. Musafırı varlarının musafırını hazır eylegin. Hacatmanlarının hacatını rava eylegin. Beferzenlerine koşa koşa ferzenlerini vergin. Talebi ilimdeki talebelerimizde imtihanlardan yakşı ötüp, güzel okuşlarda okup, ulu insanlar bulup, elge, yurtge, vatenge, halka hizmet kırışlarını nasip etkin. Parvardigara, üşbu cayda hazır, özünün üylerinden bir uy bulunmuş mescitte, iltica bulan kol kıtarıp, dua kutturgan azizlerini özünden soruyduğun soruları var, sorularından afzalını vergin. Dileklerinden yakşısını vergin, dualarından alasını kabul eylegin. Barselerinin buran maksatlarından afzalini bergin. Parvardigara bu mescidini tutturgan azizlerimiz, imam damlarımız, naibleri, mütevalileri, mescid hayati azaları, kavimleri, hemme hemmelerini, mescid hizmeti için, kılayetken hizmetleri için acirlerini, sevaplarını köpeytirip bergin. Daima şunga okşaş güzel işlerini kılıp, hatma kurallarını uyuşturup, halkımızın, dinimizin hizmeti de bardavan buluşları da uzun yardımcı bergin. Halkımızga kelamini güzel tarzda okup edetken karımızda uzun hifz-i himayinde esregin. Sağ selamet tinç aman kılgın. Zihinlerini yana utkür kılgın. Hafızalarını yana bakuvat kılgın. Uzak yıllar erde, yurtta, halkta Kur'anlarını taratıp barışları da uzun yardımcı bulgın. Bu kişinin tokup katta kılgın ata anası okutup karı kılgın ustazlarına izzet tacını kigizgin. Elimizde, yurtumuzda bu kişiyi okşagın. Karılarımızın saniye sıfatı ziyade bulup barışta özün yardımcı bulgun. Allah özünden yalvarıp sorayımız, el yurtunu tinç aman kırgın. Aziz vatanımızın cennet mekan kırgın. Halkımızın özünün razılığını tapadığın haklardan buluşun nasip etkin. Berçelerimizin imanda, İslam'da sabit kadem kırgın. Özünün hidayetinden ayırmakın. Yani ki Ramazanlarına sağ salamat tinç aman kılıp, bundan hem güzel tarzda, yakşı tarzda, ibadetinde sabit buluşumuz. Günahlarımızın mağfiret buluşuna erişip, iki dünyanın bahtiga, saadetiga sazavar buluşumuzda özün yardımcı bulgun. Rabbana atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar ve sallallahu ta'ala ala khayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in bir rahmetike ya erhamer rahimin.
Allah'ın